İsrail'de bütün dindar Musevilere çok ciddi sahip çıkılması lazım. Yani aynı Filistin'e sahip çıktığımız gibi birebir onlara da sahip çıkmamız lazım. Yani toptan onların tamamı bizim. Evet. Bir kısmı Yakup oğulları, bir kısmı İsmail oğulları. Bir kısmı Hazreti Yakup'tan geliyor, bir kısmı Hazreti İsmail'den. Hepsi peygamber soyudur. Oradaki kavmin, neslin tamamı öyledir. Ve çok dindar ve temiz insanlar. Onlara musallat olmuş ateist, siyonistler ve masonlar var. Onlar birbirine kırdırmak isteyen, onlar birbirine yok ettirmek isteyen bir ekip var. Onları kenara çekip, bu şeytanın ekibini geriye çekip, bizim oraya gelip, bu aynı atadan gelmiş, dindar, tertemiz kardeşleri mutluluk içerisinde yaşatmamız gerekiyor. Tek yanlı siyaset çok yanlış olur. Hem adalete uymaz, hem vicdana uymaz, hem makul olmaz. Bir de böyle bir güzelliği görmezden gelemeyiz. Yani Museviler çok Evet. dindar ve çok efendi insanlar. Onları mutlaka koruyup kollamamız gerekiyor ama Filistinlileri tam anlamıyla bu beladan, bu dertten kurtarmamız lazım. Tevrat'ta şöyle bir izah vardır. Hasmına saldırmadan önce onu barışıklığa davet et der. Yani barış ondan önce der. Yani biz ne yaptık böyle? Böyle mi olacaktık? Özür diliyorum. Yani vazgeçtim tavrımdan. Beni affet der. Ve ondan sonra o atağa geçer. Yani bu düşünce içerisinde hareket etmek lazım. Ama ateist siyonistlerin bir özelliği vardır. Çok korkaktırlar. Yani aşırı derecede korkaktırlar. Bizim yapacağımız şey dindar Musevilere daha iyi sahip çıkmaktır. Onları yanımıza çekmektir. Yani daha coşkun, daha samimi, daha kararlı olarak onları yanımıza çekmek ve onları çok iyi muhafaza edeceğimize, koruyacağımıza dair onlara güvence vermektir. Çünkü ateist siyonistlerin şöyle bir planı var. Yani bak bu çok açıktır. Ben bununla ilgili şimdi kitap da hazırlıyorum çok detaylı. 144 bin Musevi'nin dışında hepsini öldürmeyi planlıyorlar. Bakın 144 bin Musevi'nin dışında tamamını öldürmeyi planlıyorlar ve Armagedon Savaşı'na hazırlanıyorlar şu an. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Musevileri öldürtmeyeceğiz.